Diyanet yayınında kaynaklı edilen Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile alakalı olarak bu söyleniyor. Niye kardeşlerim, yeryüzüne ilk kavim ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan sonra ilk olarak bak Evliya Çelebi seyahatnamesinde bazı bilgiler veriyor. Diyor ki tarihin Hazreti Nuh tufanına kadar gittiğini ve Kürtçenin Hazreti Nuh ve kavminin konuştuğu en eski dil olduğunu iddia eden bir farklı kişi de Kütahyalı Türk seyyah Evliya Çelebi'dir. 1611-1682'de Evliya Çelebi Seyahatname adlı yapıtında Nuh tufanından sonra kurulan ilk üç şehri Nuh, Şırnak, Cizira, Bota ve Maya Farkin, yani bugünkü Silvan olduğunu anlatır. Hatta insanlık tarihinin Kürdistan'da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tufanı ile başladığını söylüyor. Şöyle bir kaide vardır kardeşlerim. Başta sene dedim ki, yani Kur'an'da geçen Cudi, Kürtçe bir kelimedir. Yeri görmek anlamına geliyor. Biz hala diyoruz ki Cidi, yani yeri gördü, gitmesi gereken menzili görmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Onun için kardeşlerim Evliya Çelebi'nin Kürtler hakkında yazıları. Ben biraz bunları okumak istiyorum. Aslında amacım gayem kesinlikle milliyetçilik ve ırkçılık. Belki elhamdülillah benim yanımda mümin bir Kürt, mümin bir Türk'ün arasında hiçbir fark yoktur. Müslüman olan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i hepsi başımın tacıdır. Hepsi benim dinde kardeşlerimdir. Yalnız eğer birileri bir kavmi ve milleti yok ediyorsa bir o milletin o millet ve kavmin geçmişini de bilmesi gerekiyor ki o millet ve kavmin ne kadar kadim eski bir topluluk olduğunu, aslında Kürtlerin kart kurt dağ Kürtleri Türkleri olmadığı, binlerce yıldır İbrahim Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'dan beri bu coğrafyada yaşamış kadim bir millet olduklarını, yüzlerce devlet kurduklarını ve tarihte neyde derseniz deyin varlık göstermiş bir millet olduklarını anlatmak için bu meseleyi anlatıyorum. Evliya Çelebi Nuh ve konuştuğu dil hakkında delilleri seyyah Evliya Çelebi ölümsüz eseri seyahatnamede Hazreti Nuh'un kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu anlattığı paragrafta şöyle ifade ediyor kardeşlerim. Bunu bak bir Kürt söylemiyor. Bunu Kütahya asıllı ve gerçekten filozof, ilim sahibi Evliya Çelebi dünyayı çok gezmiş, tarih ve toplumların şeylerini çok vakıf olmuş bir insan diyor. Tufani Nuh imar olan şehri Cudi'dir diyor. Yani bugünkü Cizira Bota dediğimiz, Cizir Arapçada Cizir yarımada demektir. Cizira Bota, Botan yani Botika, Goti ve Boti kelimesinden türeme bir şey de Cudi'dir. Anda kala Sincar'dır. Anda kala Maya Fatin'dir ama şehri Cudi sahibi Hazreti Nuh ümmetinden Malik Kürdüm. 600 sene muammer olup Kürdistan diyarlarına geçtu güzar ederek bu maya farkine gelip abu havasından haz edip bu zeminde sakin olup evladı esbab gayet çok olup lisani ibriden indiyat bir gayri lisani turahat peyda etti ki ne ibri idi ne de arabi ne de parisi ve ne lisani daridi ve lisani pehlevidi. Ana hala lisani Kurdim derler. Bu diyar Maya Farkin payda olup hala diyari Kürdistan in istimal olunan lisani Kürt Hazreti Nuh ümmetinden Malik Kurdim'den kalmıştır. Ama velayeti Kürdistan, Dağıstani ve Sengistan biladu bipiyan olmagil ona 12 güne lisani akrat vardır. 12 güne lisan-ı akrat vardır. Kim birilerinin elfazları ve lehçe mahsusları muğayyerdir. Kimi nicesi birbirinden kelimatlarının tercüman ile anlarlar. Konuşulan ilk dili Kürtçedir diyor. Bunu kim söylüyor? Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kürtçenin lehçelerinden Sorani, Lori, Havremani veya bugünkü kendisini Kürtlükte affetmeyen Zazaki, Dımıllı, ki biz Dımıl diyoruz. Dımıl demek ikinci kol demektir. Bugün Kürtçenin en büyük lehçesi Kurmancı'dır. Sonra Türkiye'de ikinci lehçesi Dımıllı, yani ikinci kol olarak kabul ettiğimiz Zaza, Kırmanççadır. Onun için Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kürtlerin aslında Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu'da Kürdistan coğrafyasında Kurmancı ve Zazaki lehçelerinin konuşulduğunu açıkça söylüyor. Bakın şunu bütün Müslüman insan, bütün Müslüman Kürt ve Türkler anlamındadır. Kürdistan bir devlet ismi değildir.
Kürdistan bir halkın yaşadığı coğrafyanın ismidir. Ben bir Kürdüm ve ben Kürdistan'da doğdum. Yani aynı keza Kürdistan benim halkımın Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bugüne kadar ismi bütün Sümer, Mitan, Med, Pers, Huri veya diğer Akkadlarda ve diğer devletlerde bugünkü Urartularda, Hititlerde vesaire geçen ismiyle Diyari Kurdi'dir. Yani Kürt diyarıdır. Ondan dolayı yani bundan rahatsız olan bir insan bence ırkçıdır, milliyetçidir. Bugün Çin'in esareti altındaki Türkistan'a neden Türkistan diyoruz? Çünkü binlerce yıldır yani tabiri caizse Türklerin bir kavmi olan ve gerçekten uygar olan Uygurların yaşadığı toprak olduğu için ona Türkistan diyoruz. Bugün Çeçenistan, Dağıstan, anlıyor musun? Belucistan, Kürdistan, Azerbaycan veya Türkiye veya Bosna Hersek bunlar her kavmin yaşadığı coğrafyanın ismidir. Velev ki devletleri olsun, velev ki olmasın onlar bu isimle anılır. Osmanlı'ya kadar bu İttihat-ı Terakki, ırkçı, faşist düzen gelmeyinceye kadar zaten Türkiye, Osmanlı boyundurluğu altındaki Müslüman Kürtlerin yaşadığı coğrafya Kürdistan deniliyordu. O Kürdistan eyaletiydi ve Kürtler Osmanlı'ya bağlıyken, İslam devletine bağlıyken hem sadıktılar hem de kendi dillerini, eğitimlerini, lisanlarını yaşıyorlardı. Kimse onları asimile etmiyordu. Onlar da devletlerine sadıktı. Kürtler Osmanlı'ya karşı ayaklanmamıştır. Ama Kürtler laik kemalist bu düzene karşı 30 defa ayaklandıklarını bizzat devlet kayıtları ve belgeleri bunu söylüyor kardeşler. Yine Evliya Çelebi Kürtçeyi konuşan ilk atanın sadece Hazreti Nuh peygamber olduğunu değil Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın da Kürtçe konuştuğunu iddia eder. Seyahatname'de Lisan-ı Akrat Fesahat-ı Belagat üzere tekallüm eder. Hazreti Yunus Aleyhisselam Diyar-ı Musul'da sakin iken Kürt lisanı söylemiş ola diyor. Ayrıca 20. yüzyılda yaşamış bir Pakistanlı İslam alimi Mevlana Ebu Ala el-Mevdudi 1903 7. ciltlik Tefhimul Kur'an isimli eserinde Nuh Tufanı'nın Kürdistan'da gerçekleştiğini belirterek Kürtlerin tarihinin buradan itibaren başladığını kendisi söylemektedir. Halen daha İngiltere'de yaşayan Iraklı arkeolog Profesör Doktor Abdullah Zawahi Kürdistan Cudi Dağı çevresinde Şırnak'ta yapılan çalışmalarda çivi yazısıyla Kürtçe yazılmış Guti Park plaketleri bulunmuş. 2 yıl süren titiz çalışma ardından tüm bilgiler 1984 Ocağında Mısır'da resmi gazetesi El Ahram'da Hazreti Nuh'un gemisinin durduğu dağ başlığıyla yayınlandı. Tüm bulgular bir İngiliz bankasında muhafaza ediliyor. Ve şu bir gerçek ve hakikattir ki kardeşlerim, bak şöyle bir durum var. Bugün Cudi Dağı'nın çok isimleri vardır. Çok isimleri vardır. Dedim ya Cudi Kürtçe bir kelimedir. Yani yeri görmek, menzili görmek anlamına gelir. Yalnız dağın birçok isimlerinden biri de Hılgırt'tır. Yani yüklenmek, yükleyen demektir. İsmini dikkatle sunmak istiyorum. Çünkü bir kelimenin Kürtçe'de anlamı yüklendidir. Yine bir kişi sırtına yük aldığı zaman Hılgırt diyoruz. Sırtına aldı demektir. Bu kelime gemiyi üzerine aldığı anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca Gılgamış destanında bak dikkat edin kardeşlerim. 11 plaketinde gemi Misir Dağı'nda oturdu deniliyor. Bu da çok ilginç bir durumu teşkil ediyor ki çünkü Cizre'ye 3 kilometre kuzeyinde adı Kurtuluş yani Cumhuriyet'le beraber ırkçı devletin zorla isimlerin değiştirilmesiyle ismi Kurtuluş Köyü olarak değiştirilmiş olan köyün asıl ismi Misiri Köyü'dür. Halen Kürtçe'de buranın ismi Misiri Köyü olarak geçmektedir. Ve Gılgamış plaketlerinde gemi Misir Dağı'na oturdu. Yani Cudi'ye Hılgırt Dağı'na oturdu. Ve bugün Kur'an-ı Kerim de bunu teyit ediyor ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi'ye inmiştir. Ve şu bir gerçek ve hakikat, Kürtçe veya Kürt halkının konuşma dili Hazreti Nuh Aleyhisselam ile beraber başlamış. İnsanlık Mezopotamya ve Kürdistan'dan dünyaya yayılmış. Bunu inkar edebilecek kimse yok. Çünkü bu Kur'an'la sabittir. Bu kadar basit. Onun için kardeşlerim, yani Müslümanların biraz ferasetli, ırkçılığı bir tarafa bırakarak bütün dilleri, kültürleri, tarihleri kabul etmesi, onlarla kaynaşması gerekiyor. İslam ırkçılığı kabul etmiyor. İslam asabiyeti kabul etmiyor. Ya Allah rızası için. Yani bir milleti niye bu kadar kinle nefretle bakıyorsun ki? Bugün bu ülkede milyonlarca insan Kürdistan kelimesine tahammül edemiyor. Kürdistan bizim Müslüman Kürt halkının yaşadığı coğrafyadır.
Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de böyleydi. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesini yazdığında da böyleydi. Ve bugün de böyledir. Kıyamete kadar da öyle kalacak. Hiç kimse asimleyle bir milleti yok etmeye güç yettiremez. Bunu herkes kafasına koymak zorunda. Nuh aleyhisselam tufanı Cizre'ye yerleşen Hazreti Nuh aleyhisselam vefatından sonra orada defnedilmiş. Hatta dağ kapı mahallesinde gömülmüştür. Yani bulunduğu şu anda Cizre'nin bir bölgesinde ve türbesine ben de gittim. Ünlü tarihçi Cizreli Ebu Nesin Firuz Abadi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Ebu Bekir Halevi ve Babili Berasus Bersiz bu türbenin Nuh Aleyhisselam'a ait olduğunu söylerler. Ve bu bir gerçek ve hakikattir ki Hazreti Nuh Aleyhisselam yani bugünkü tabiri caizse Cizre, bugün Şırnak'ın Cizre ilçesi, biz Cizira Bota diyoruz, orada defnedilmiştir. Bir de şöyle bir şey var kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde İshak oğullarından 70 bin kişi Konstantin'i tekbirlerle fethedeceğini söyler. Ben bu hadisin Kürtlerle alakalı olduğunu söyleyince birileri çok rahatsız oldu. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki Müslüm'ün Fitan 78'de, 2920'de İmam Nebevi'nin şerhinde şöyle bir kaide, Ebu Hureyre'ye gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan bir şehir işittiniz mi diye sordu. Oradakiler evet ya Resulullah buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam İshak oğullarından 70 bin kişi bu şehre sefer tertip etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Dikkat ederseniz şunu ben açıkça söylüyorum. Bu şehrin iki defa fetholunacağı sahih hadislerde var. Ve Ahmed bin Hanbel müsnedinde ilk fethi kılıçla, cihat ile ve gerçekten Fatih Sultan Muhammed Han Türk ordularıyla beraber bu fethi gerçekleştirmiştir. Ve Konstantin olmuş İstanbul. Sonra 1923'ten sonra İslam devleti yıkılmış. Yerine bugünkü laik, kemalist, demokrasi dediğimiz Avrupa'nın illeti bir devlet kurulmuş. İslam lağvedilmiş, anayasası kaldırılmış. Ortada İslam'dan bir eser bırakılmamış. Bugün yasaları, hukuku ortada. İslam'ı biraz bilen bilir ki bu sistem İslami değildir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce İshak oğlan, bu bir belki semboldür, belki bir temsilidir. Ama bunu Allah-u Teala daha iyi bilir. İshak oğullarından 70 bin kişi bu şehre sefer tertip etmedikçe kıyamet kopmaz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peki İshak oğulları kimdir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam iki oğlundan biridir. Hazreti İshak onun Hazreti Yakub'un 12 evladının soyudur. Yahudiler geliyor. Bugün tek bir, belki dünyada 500 kadar Müslüman Yahudi yoktur. Onun için ikinci bir husus, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kürtlerle olan bağlantısı, Kürt olması, Kürtlerin atası olması ve çok önemli bir şey. Bizim İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmed-i Necat, bugünkü Mebahat Kürdistan eyaletine gittiğinde oradaki halka diyor ki, ey diyor İbrahim'in çocukları, İbrahim'in torunları, Tevhid peygamberinin çocukları, putları yıkanın çocukları diyor. O bir Kürt'tü, sizin atanızdı vesaire diyoruz. Tabi bunun bir stratejik ve siyaset olarak Kürtleri hazmettirip böyle şiirleştirmek için söylediği bir söylem. Ama şu bir gerçek ve hakikat ki bugün İbrahim Aleyhisselam Kürt olduğunu artık kabul ediyor dünya. Çünkü bütün hakkındaki bilgiler Kürt olduğunu gösteriyor. Ve bölge hala Kürt ve hala Kürdistan coğrafyası Kürtlerin yaşadığı bir coğrafya. İbrahim Aleyhisselam'ın iki yerle alakalı bilgi veriliyor. Biri Musul'dur, Musul. Bundan 200 sene, bundan 50 sene önce bile çoğunluğu Kürt'tü. Ta Saddam Enfaal'le beraber oraya Arapları yığıp Kürtleri sürünceye kadar. Musul hep Arapların ve Kürtlerin iç içe olduğu bir bölgeydi. Ve aynı keza Harran'da hala Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyadır. İbn-i Teymiye'nin de, İbrahim Aleyhisselam'ın da, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın da yaşadığı coğrafyadır. Eyl, Diyarbakır Eyl, Ahmet Eyl. Ki hala Kürt coğrafyasıdır. Orada da Zülküf ve Elyasa peygamberler yaşamış. Onlar da bu kavme göndermiş. Bugünkü Musul'da Yunus Aleyhisselam ki bak Evliya Çelebi onun konuştuğu dil Kürtçedir, Kürttür diyor. Açık ve net olarak diyor. Allah-u Teala Kürtlere gönderdiği gibi Türklere de gönderdi. Farslara da gönderdi. Yahudilere de gönderdi. Araplara da gönderdi. İngilizlere de gönderdi. Fransızlara da gönderdi. Yani biz Kürtlere has bir peygamber göndermedi. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberin 5'i Kürdistan dediğimiz coğrafyada Resul ve Nebi olarak gelmiştir.